Hikayesi öyle dokunaklıydı ki. Hani kader kurbanı derler ya. Suçun sorumluluğunu kadere yüklemek ne kadar kolay. Hepimiz aynı yerden, temiz bir kaynaktan geliyoruz. Bazen su bataklığa akabilir. Ama sen bataklığın içinde bile temiz kalmayı başardın. Öyle mi dersin? Sinan, hisseler konusundaki sözünü tuttu. Şaşırdım. Açıkçası ben de. Bu kadar erken beklemiyordum. İpeyi de kısa sürede alabileceğimi söyledi. Bakalım Nil bütün bunlara ne diyecek? Alo. Oo, torun babaanne neler yapıyorsunuz bakalım? Serkan da bizim keyfimiz yerinde, merak etme. Babana merhaba demek ister misin? Sana öpücük yolluyor. Küçük bey oyun oynadığı için yerinden kalkamazmış. Sen de benim için kocaman öp var. Salma da selam söylüyor. Kim? Nil'le mi? Adeta seninle ilgili sorguya çekti beni. Bir şeylerden şüpheleniyormuş gibi geldi. O kadına çok dikkat edin oğlum. Sen kaygılanma anne. Nil'e karşı her zaman temkinliyiz. Hadi iyi geceler. Ne olmuş? Bugün Nil'le karşılaşmışlar. Nil benimle ilgili ağzını aramış. Kim olabilir? Umarım Nil değildir. Merhaba Feyza. Hemen anlatmaya başlayın. Yoksa sabaha kadar başınızda dururum. Ya neler oluyor böyle? Ya otur da bir soluk al şurada. Hadi dinliyorum. Ya hayır ya. Nihat, aşkım, şu anda gerçekten çok meşgulüm. Ne oldu? Neyin var? İmkansız, gelemem. Ada çayı iç gevşetir. Can sıkkınlığına birebir. Hoşça kal. Anlatın hadi. Dün akşam Mithat'ın telefonu çaldı. Ay, Nihat aradı ya. Aklım kaldı bak şimdi. Canı sıkkınmış. Ben içeriden bir arayıp geleyim, konuşuruz sonra. Yo, hayatta olmaz. Bırakmayız. Dinleyeceksin. Gel. Ya lütfen, gel otur ya şöyle. Bırak.